Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir köyde varlıklı bir ağ yaşarmış. Bu ağanın adı Merdan imiş. Merdan ağa iyiymiş iyi olmasına ama çok inatçıymış. İnadı gözünü kör ettiği için sağlıklı düşünemez, yanlış kararlar verirmiş. Bu ağanın güzeller güzeli Aygül adında bir kızı varmış. Ağa kızını çok sever, bir dediğini iki etmezmiş. Bir gün Merdan ağa ile kızı Aygül konaklarının bahçesinde gezinirlerken bir kuşun küçücük gagasıyla dal parçalarını getirip yuva yapmaya çalıştığını görmüşler. Bu kuş Merdan ağa ile kızı Aygül'ün dikkatlerini çekmiş ve oturup onu seyretmeye başlamışlar. Bir ara Aygül gülerek, "Babacığım, atalarımız yuvayı dişi kuş yapar" diyerek ne kadar doğru söylemişler değil mi? Bak bu dişi kuş yuvasını yapmak için nasıl da canla başla çalışıyor demiş. Fakat Merdan ağa kızının bu fikrine katılmamış. Asıl erkeklerin yuva kurmak için canla başla çalıştığını söylemiş ve fikrinin doğru olduğunda da inat etmiş. Kızı Aygül ise kendi fikrinin doğru olduğunu savunmuş. Aralarındaki bu münakaşa uzadıkça uzamış. Sonunda babayla kızın arası açılmış. Merdan ağa kızının kendisine saygısızlık yaptığını düşündüğü için çok kırılmış. Kendi fikrinin doğruluğunu ispat etmek için kızına güzel bir ders vermek istemiş. Adamlarını etrafa yollayıp memleketin en tembel, en işe yaramaz adamını buldurmuş. Selman adındaki bu adam o kadar tembelmiş ki kalkıp kapıya kadar yürümeye üşendiğinden hiç dışarı çıkmazmış. Evinin bir köşesinde testi gibi hiç kımıldamadan oturur, orada yiyip içer, orada yatar uyurmuş. Selman hiçbir iş yapmadığı için de hayatı hep fakirlikle, sefaletle geçermiş. Komşuları kendisine acıyarak bir şeyler verirlerse yer, vermezlerse de aç aç otururmuş. Bazen dilenmeyi düşünür ama tembelliğinden bunu bile yapamazmış. Aklı da pek iyi çalışmadığından bütün günlerini odanın duvarlarına saf saf bakarak geçirirmiş. Merdan ağa bu adamın tam kendisinin aradığı gibi biri olduğuna karar vermiş. Hemen yanına giderek kızını kendisiyle evlendirmek istediğini söylemiş. Üzerine toz kondurmadığı biricik kızını sadece inadı yüzünden bu tembel adamla nişanlamış. Sonra da apar topar bir düğün yapıp yıllardır göz nuru döküp hazırladığı çeyizini bile vermeden onu kocasının evine yollamış. Zavallı Aygül kız uzun müddet babasının kendisine neden böyle davrandığını düşünmüş. Sonunda tartıştıkları meselede kendisinin haklı olduğunu göstermek için bu yola başvurduğunu anlamış. Bir inat uğruna babasının kendisini perişan etmesine çok üzülmüş ve babasının bu şekilde öç aldığını düşündükçe hüngür hüngür ağlamış. Fakat Aygül kız kendi kendine, "Allah bir kapıyı kapatırsa başka bir kapıyı açar, haksızlığa uğrayan kimseyi yalnız bırakmaz" diyerek teselli bulmaya çalışmış. Aygül kız Selman ile evlendikten sonra günleri hep sıkıntı ve yoklukla geçmiş. Çoğu zaman yiyecek bir lokma ekmek bile bulamamış. Babasının evindeki varlıklı bir hayattan sonra böyle bir hayat sürmek onu çok üzüyormuş. Gece gündüz kara kara düşünüyor, bir çözüm yolu bulmaya çalışıyormuş. Aygül bir gün kocasını tembelliğinden vazgeçirmek için bir şeyler yapmaya karar vermiş. Kendi kendine, "Bu şekilde hem bu sefil hayatımdan kurtulurum hem de babama yuvayı dişi kuş yapar atasözünü ispat ederim" demiş.
Uzun bir çabadan sonra kocası Selman'ı oturduğu yerden kaldırmayı başarmış. Basit işler verip yavaş yavaş hareket etmesini sağlamış. Sonra da komşularının kocaları dağa odun kesmeye giderlerken onlara yalvarmış ve kocasını onlarla birlikte odun kesmeye yollamış. Selman'ın eve getirdiği odunların bir kısmını kullanmış, bir kısmını da çarşıda sattırarak ekmek paralarını çıkarmış. Böylece günler günleri, aylar ayları kovalamış. Sonunda Aygül kocasını biraz yola getirmiş. Selman kendi kendine iş yapmıyormuş ama karısı Aygül dediği zaman zorla da olsa gidip yapıyormuş. Kadın kocasını işe gönderirken şu üç öğüdü vermeyi hiç unutmuyormuş. Sakın acele karar verme, hiçbir zaman yalan söyleme ve hep sabırlı ol. Selman da elinden geldiği kadar karısı Aygül'ün bu üç öğüdünü tutmaya çalışıyormuş. Aradan yıllar geçtikten sonra Selman iyice çalışmaya alışmış. Bir gün Selman'ın uzun sürecek bir iş için başka bir memlekete gitmesi gerekmiş. Karısı Aygül'le vedalaşıp Selman evden ayrılmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda gideceği memlekete ulaşmış. Canla başla çalışmaya başlamış. Fakat onu çalıştıranlar biraz saf olduklarını görünce parasını vermemişler. Zavallı adamı karın tokluğuna çalıştırmışlar. Sonra da Selman'ın işleri o memlekette hep ters gitmiş. Düzelteyim diye bir müddet daha çalışmış ama bir sonuç alamamış. İyi bir para kazanamadan eve dönmek istemediği için daha çok çalışmış. Fakat sonunda bir de bakmış ki aradan uzun bir vakit geçmiş. Bunun üzerine çalışmayı bırakıp eve dönmeye karar vermiş. Selman bir sabah erkenden yola koyulmuş. Biraz ilerledikten sonra yol kenarında bir torba görmüş. Hiç aldırış etmeden yanından geçip gitmiş. Fakat sonra kendi kendine, ''Şu torbanın içine bir baksam mı acaba? Belki de içinde altın vardır. Altınları alıp eve götürürüm, karımı da mutlu etmiş olurum.'' demiş. Selman hemen geriye dönmüş ve torbayı almış, içine bakmış. Ama içinden ne çıksın? Çıka çıka bir kedi yavrusu çıkmış. Selman torbanın içerisinden altın çıkmadığı için üzülmüş. Bu kedi benim ne işime yarar ki diyerek yoluna devam etmek istemiş. Ama birkaç adım attıktan sonra karısı Aygül'ün öğüt veren sesi kulaklarında çınlamış. Sakın acele karar verme. Bunun üzerine Selman tekrar geriye dönmüş, kediyi alıp biraz sevmiş. Sonra ekmeğinden koparıp ona yedirmiş ve birlikte yola çıkmışlar. Bir müddet gittikten sonra 7-8 kişilik bir haydut çetesiyle karşılaşmışlar. Haydutlar hemen Selman'ı yakalamışlar. Onun üstünü başını aramışlar ama para bulamamışlar. Nereden gelip nereye gittiğini sormuşlar. Selman haydutların sorularına öyle cevaplar vermiş ki haydutlar bu adamın saf, zararsız ve parasız biri olduğunu anlayarak onu serbest bırakmışlar. Selman yanlarından ayrılırken haydutlar yere sofra kurup yanlarındaki yiyecekleri sofranın üzerine koymaya başlamışlar. Ama tam o sırada nereden geldiği belli olmayan fareler yemeklere hücum etmiş. Haydutlar fareleri kovalamaya çalıştıkça onların sayısı artmış. Bu sırada bir ağacın dibine oturup dinlenen Selman adamların fare sürüsüyle baş edemediklerini görmüş. Ve hemen yanındaki kediyi oraya göndermiş. Kediyi gören fareler kaçışmaya başlamışlar. Haydutlar Selman'ın yaptığı bu iyiliğe karşılık onu sofraya çağırmışlar.
Birlikte yiyip içmişler, havadan sudan konuşmuşlar. Selma'nın gariban biri olduğunu öğrenince ona bir kese altın vermişler. Selman haydutlara teşekkür etmiş ve onlardan ayrılıp yoluna devam etmiş. Epey yürüdükten sonra bir su kenarında mola vermiş. Fakat dinlenirken etrafını birden başka bir haydut çetesi sarıvermiş. Birkaç kişi atlarından inip Selman'ın üzerine aramışlar. Altın kesesini bulunca da götürüp reislerine vermişler. Haydutların reisi altınları sayarken Selman'a bunları nereden bulduğunu sormuş. Selman da uzun bir süre önce çalışmak için evinden ayrıldığından başlayıp başından geçenleri bir bir anlatmış. Bunun üzerine haydutların reisi adamlarına dönerek "Bu adam garibin biri" demiş. "Hem bizim gibi haydutlara yardım etmiş hem de bize hep doğruları söyledi. Böyle birinin altınlarını almak bize yakışmaz." Haydutların reisi sözünü bitirdikten sonra Selman'a altınlarını geri vermiş ve haydutlar hep birlikte atlarını dört nala sürerek oradan uzaklaşmışlar. Selman da derin bir oh çekmiş ve kendi kendine konuşmaya başlamış. "Ey Allah'ım, senin işine karışılmaz" demiş. "Bana çalıştığım yerde değil de yolda para kazandırdın. Karşıma kedi çıkardın, onun sayesinde haydutlardan bir kese altın aldım. Diğer haydutlar altınları almışlardı ama doğruları söylediğim için bana acıdılar ve hepsini geri verdiler. Bütün bunlar hep o iyi kalpli karımın bana öğrettiği üç öğüdü tutmam sayesinde oldu. Bu öğütlerin ilk ikisi olan acele karar verme ve yalan söyleme iyi netice verdi. Bakalım üçüncüsü olan sabırlı ol ne zaman karşıma çıkacak. Yaşa be hanımım, Allah senden razı olsun. Tembel Selman'ı adam ettin. Kısmetse evime senin istediğin kazançtan çok daha fazlasıyla dönüyorum." Selman sonra yerinden kalkmış ve tekrar yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, derelerden geçmiş, tepelerden aşmış. Nihayet kendi memleketine ulaşmış. Uzaktan evinin ışığını görünce içine büyük bir sevinç kaplamış. Kapıyı çalmadan önce başını uzatıp pencereden içeriye bakmış. Gözlerine inanamamış, tekrar tekrar bakmış. Evet, evlerinin içerisinde karısıyla birlikte bir oğlan çocuğu varmış. Selman, karısının tekrar evlendiğini düşünerek çok öfkelenmiş. İçeriye girip üzerine atılmak istemiş ama o anda aklına karısının üçüncü öğüdü olan sabırlı ol gelmiş. Bunun üzerine kapıyı çalmış. Kapıyı açan Aygül, kocası Selman'ı karşısında görünce çok sevinmiş ve hemen boynuna sarılmış. Sonra içeriye doğru seslenmiş. "Ali, bak koş oğlum, baban geldi" demiş. Odadaki oğlan çocuğu sevinç içinde dışarı fırlamış. Hiç görmediği babasının elini öpüp boynuna sarılmış. Selman o anda olanları anlamış. Kendisi gurbetteyken bir çocukları olmuş ve o dönesiye kadar bu kadar büyümüş bir oğlan çocuğu haline gelmiş. Böyle bir çocuğunun olması Selman'ın çok hoşuna gitmiş. Oğluna sarılıp onu öpmeye başlamış. Sonra içeriye girip saatlerce sohbet etmişler. Karısı o yokken neler yaşadıklarını anlatmış, Selman da başından geçenleri anlatıp bir kese altını karısına teslim etmiş. Aygül yıllardır planladığı halde parasızlık yüzünden yapamadıklarını kocasının getirdiği altınlar sayesinde yapmaya başlamış. Babası Merdan Ağa'nın konağının tam karşısına aynı onun gibi bir konak yaptırmış. İçini de babasının evindeki eşyaların tıpkısıyla döşetmiş. Sonra bu konağa taşınmışlar.
Kocası da kendisine güzel bir iş kurmuş. Yanında birçok adam çalıştırmaya başlamış. Bir gün Merdan Ağa karısına, "Hanım, karşımıza taşınan yeni komşuları ziyaret edip bir hoş geldiniz diyelim," demiş. Böylece birkaç gün sonra haber verip yeni komşularının konağına gitmişler. Konağın kapısını açık bulunca içeriye girmişler. İçeride kimseyi göremeyince çok şaşırmışlar. Etrafa bakınca şaşkınlıkları daha da artmış. Çünkü geçtikleri koridorlar ve misafir odasındaki salondaki eşyalar, duvarların rengi, hatta duvarlarda asılı duran tablolar bile kendi konaklarındakinin aynısıymış. Kendilerini konaklarında zanneden Merdan Ağa ve karısı bu duruma bir anlam verememişler. Tam bu sırada konağın hanımefendisi merdiven başında görünmüş. Yeni komşularının kendi kızları Aygül olduğunu anlayan anne ve baba birbirlerine şaşkınlıkla bakmışlar. Aygül, "Aradan çok zaman geçtiği için birden tanıyamadınız. O yüzden de çok şaşırdınız herhalde," demiş. Sonra da anne ve babasının yanına gidip ellerini öpmüş. İkisine de evinin baş köşesinde yer göstermiş. Çeşit çeşit ikramlarda bulunup etraflarında pervaneler gibi dönüp durmuş. Az sonra kocası Selman ve oğlu Ali gelmiş. Onlar da misafirlerine aynı saygıyı ve ilgiyi göstermişler. Merdan Ağa ve karısı bu kadar sürpriz karşısında gözlerine inanamamışlar. Kendilerini rüyada zannetmişler. Kızları o güne kadar yaşadıklarını, çektiği sıkıntıları anlatınca çok üzülmüşler. Bütün bunlara kendisinin sebep olduğunu anlayan Merdan Ağa, kızı Aygül'ün yüzüne bakamamış. Büyük bir pişmanlıkla, "Kızım, ben yanılmışım," demiş. "Yaptıklarından, gördüklerimden anladım ki, yıllar önce bizim konağın bahçesinde dediğin gibi, yuvayı gerçekten de dişi kuş yaparmış. Bunu bu kadar geç anladığım ve sana bu eziyetleri çektirdiğim için özür dilerim. Sırf inadım uğruna sana yaptığım bu kötülük için lütfen beni bağışla." Merdan Ağa'nın gerçeği kabul edip pişmanlıkla söylediği bu sözler orada bulunanların hepsini çok etkilemiş. Hep beraber ayağa kalkıp birbirlerini kucaklamışlar. Böylece senelerden beri süren aile dargınlığı son bulmuş. İki aile de ömürleri boyunca hep birlikte mutlu bir şekilde yaşamışlar. Gökten bu defa 4 elma düştü. Biri acele karar vermeyenlerin, biri her zaman doğruları söyleyenlerin, biri sabırlı olanların ve sonuncusu da inatçılık yapmayanların başına. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.